Ali Bey verecekmiş. Tamam. Kurtçuk. Şura. Seni çok özledim. Yani çok özledik. Ben de. Hiç gelmiyorsun artık. Unuttun bizi. Ben sizi hiç unutur muyum? İşlerim vardı canım. Güzide yok mu? Var. Şura. Canım. Ay hemen kendini göstermiş yaramaz. Belirtmeye başladık. Çok özlemişim seni. Ne zamandır yüzünü göstermiyorsun? İşlerim vardı. Bunu sana yani bebek için getirdim. Neden zahmet ettin? Kendim işledim. Ay Şura çok teşekkür ederim. Ne işi var bunun burada? Gel şöyle geçelim. Hadi. Sabri, bize biraz müsaade eder misin? Şura sadece size gelmedi, bana da geldi. Ay Sabri. Uf, aman tamam. Benim Ayda'ya mektup vermem lazım zaten. Ay. Aman. Ali dayı. He. Sana Emine Hanım'dan mektup var. Mektup mu? Evet. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Ali abi. İnşallah afiyettesindir. İyisindir. Sağlığına duacıyım. Benim Hakkı'yı tanıyorsun. Benim dürüst, namuslu, yakışıklı oğlum. Senin Ayşe'yi görmüş. Pek beğenmiş. Ben de Ayşe'yi çok severim, takdir ederim. Demem o ki ben Pera'ya ayak basmamaya yeminli olduğumdan ötürü. Hayırlı bir iş için. Tez zamanda bize ziyaretinizi bekleriz. Çok selam ederim. Allah'a emanet olun. Binnaz Hanım. Okuduğumu duydunuz mu? Ben rüya falan görmüyorum değil mi? Yok yok. Oturduğu yerden kız istiyor. Alem bu Emine Hanım. Hala bir haber yok. Ama Seyit'in bir bildiği vardır. Zaten kötü bir şey olsaydı duyardık şu ana kadar. Hiç mi merak etmiyorsun? Hiç mi korkmuyorsun? Tabii ki merak ediyorum. Ama eski bir dostu merak eder gibi. Celil'i merak ettiğim gibi. Seyit'le bizim aramızda artık öyle bir ilişki kalmadı. Doğru söylemiyorsun. Ağzın böyle söylüyor ama gözlerin başka söylüyor. Seyit gururunu kırıp inadından vazgeçip bir adım atmaz. Ben de artık savrulmaktan yoruldum. Kalbimin kırıklarını toparlamaktan. Sizin ayrıldığınıza inanmak o kadar zor ki. Yine çok tebrik ederim Güzide'cim. Umarım her şey çok iyi olur. İkimiz için de. Umarım. Ben artık gideyim. Sen hiç zahmet etme. Güle güle kullan. Teşekkürler. Yine de bir haber alırsan bize de söyler misin? Onları merak ediyoruz. Tabii ki. Seyit'le ayrıldığınız için sevineceğimi düşünmüştüm ama sevinemedim. Onca yaptığın şeyden sonra karşıma geçmiş, üzüldüğünü mü söylüyorsun? Ne bileyim. İçimden öyle demek geldi. Romanlardaki gibi. Hayatında hiç roman okudun mu sen acaba? Okuma bildiğinden bile emin değilim. Sana sarılırken bile gözü hep bendeydi Seyit. Beni ilk gördüğü andan itibaren. Kendi farkında olmasa bile aklı hep bendeydi. Sen olmasan, aramızda olmasan şu an o kadar mutlu olacaktık ki. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Ben kimim? Seyit kim? Biz kimiz? Hayat ne? Aşk ne?
Anlasan zaten hayatını bu kadar ucuz numaralarla geçirmezdin. Sana acımak istiyorum. Çok istiyorum ama yapamıyorum. Yapabilmem lazım oysa. Çünkü yapamadıkça senin seviyene iniyorum. Bu da beni kahrediyor. Yürü. Baba, ne mu acıtıyorsun? Yürü! Duydun mu? Tez zamanda evin önüne hakkıyla evleneceksin. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim. Kimseyle evlenmeyeceğim. Öldürürüm kendimi, duyuyor musun? Öldürürüm. Ali dayı. Gitme kızın üstüne. Bak hali hal değil, kendimi öldüreceğim diyor. Kendi bilir. Kendi bilir, ben ona çok fırsat tanıdım kendine gelmesi için. Onu hala aklı havalardan zerre kadar akıllanmamış. Dua etsin. Dua etsin, burada yarın çok iş var. Yoksa ben onu saçından tutup sürükleye sürükleye götürürdüm buradan emin önüne kadar. Tamam, tamam, sakin ol. Bak, Güzide onunla konuşsun, sakinleştirsin ha. Neme lazım, yalnız kalmasın. Hadi Güzide, hadi. Sen de bir aşağı. Ayşe, benim Güzide. Ayşe. Babam beni Hakkı'ya verecek. Ben Seyit'i seviyorum. Şimdi Şuray'la da ayrıldım. Bir şansım var. Ne olur babama engel ol Güzide. Ayşe ne diyorsun? Bana yardım et. Mecbursun. Deli mine. Ben ne yapabilirim? Bu kadar güzel aşk mektupları yazan biri mutlaka beni bu durumdan kurtaracak bir şeyler bulur. Düşünür. Ne demek istiyorsun? Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın. Belki de karnındaki bebeğin babası da Celil ha? Bir tek Yahya abiyi dinler babam. Yahya abi Ayşe Hakkı ile evlenmesin derse vazgeçer. Yahya abiyi ikna et. Yoksa kendi ellerimle teslim ederim bu mektubu. Sen şeytansın Ayşe. İftiracı bir şeytansın. Öyle mi diyorsun? Karnımdaki bebeğin babası tabii ki Yahya abi. Ben iffetli bir kadınım. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. Peki Yahya abi de buna inanır mı? Bana yardım et. Sırdaş olalım. Yoksa herkes Celil'i öğrenir.